Sevgili seyirciler, kazıya elverişli olmayan alanlarda elektrik, telefon, ADSL gibi kabloların yer altına alınması ve boruların döşenmesinde en etkin yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkan yönlendirilebilir yatay sondaj ülkemizde de son dönemde yoğun olarak kullanılıyor ve talep görüyor. İşte bu alanın önemli temsilcilerinden biri Kayseri merkezli Göker yönlendirilebilir yatay sondajın Gebze'de yürüttüğü çalışmaları yerinde görüyor. Sistemin sağladığı avantajları en yetkili isimle Eko Gündem'de konuşuyoruz. Yönlendirilebilir yatay sondaj, asfalt, beton türü zeminlerde kazı yapılmadan boru döşenmesine imkan sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. 2011 yılından bu yana sayısız altyapı çalışmasının başarıyla uygulanmasına katkı sağlayan Göker kazısız yönlendirilebilir yatay sondaj, Kayseri merkez olmak üzere Türkiye genelinde adını duyuruyor. Firmamız 95 yılında faaliyete geçmiş bir firmadır. Göker Madencilik adıyla faaliyette bulunmaktaydı 95 yılında. 2011 yılının ortalarında firmamıza bu kazısız yönlendirilebilir yatay sondajı da bünyemize katmış bulunmaktayız. 2011 yılından beri bu faaliyette bulunmaktayız. İlk makinamız 2011 yılında aldık. O ufak çaplı bir makinaydı. Sonra 2012 yılında diğer bir büyük olan 3650 diye tabir ettiğimiz bir makineyi aldık, bünyemize kattık. Son olarak da Türkiye'deki model yılı olarak en büyük makinasıdır bu arkada gördüğünüz makina. Onu bünyemize kattık. Bu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Dünyadaki en gelişmiş kazısız geçiş sistemi olan yönlendirilebilir yatay sondaj sistemi, ülke ekonomilerine kazanç sağlarken doğalgaz, elektrik, su, telekom ve benzeri projelerde açık kazı yapmadan ve trafiği engellemeden uygulanabilmesiyle insanların günlük hayatlarında da kolaylık sağlıyor. Altyapıyla ilgilenen bütün firmalar bize ihtiyaç duyar. Hangi dönemlerde kazıyla açık kazıyla yaptıkları yerleri kendi bünyelerinde yaparlar. Fakat karayolları olsun, demir yolları olsun, nehirler olsun, göller olsun, bu tarz geçişleri bizim gibi firmalara yaptırırlar. Yönlendirilebilir yatay sondaj sistemini diğer yatay delgi metotlarından ayıran en büyük özellik toprak altına döşenen boruya yön verilebilmesi diyor kurucu ortak Orhan Ertaş. Kılavuz deliğin açılması aşamasında yumuşak veya sert zeminler için tasarlanmış delici uçlar kullanılıyor. Ertaş sahadaki iş akışına dair detayları paylaşıyor. Öncelikle işi yapacağımız yerde bir jeolojik yapısını bakıyoruz. Önce onun etütleri yapılıyor. Sonra kurumlardan bu geçiş yapacağımız güzergahın bilgileri alınıyor, altyapı bilgileri. Sonra bunları birleştirerek kendi projemizi ortaya döküyoruz ve delgi aşamasına başlıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Öncelikle ilk yaptığımız iş pilot delgi diye tabir ettiğimiz kılavuz deliği açıyoruz. Sonra bu kılavuz delikten borunun çapına göre genişletme başlığımızı takıp o tüneli genişletiyoruz. En son aşama olarak da boru çekme aşamasına geliyoruz. Ve gönderdiğimiz tijle birlikte boruyu da arkasına bağlayıp çekiyoruz son aşamada. Doğalgazdan telefona her türlü kablonun yer altına alınması için öncelikle boru hattının döşenmesi gerekiyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışma elektrik hattının güçlendirilmesini amaçlıyor. Zeminin yapısına göre ortalama 2 gün ila 1 hafta içerisinde saha çalışmaları tamamlanmış oluyor. Sistemle 700 metre mesafeye, 30 metre derinliğe ve 1200 milimetre çapa kadar boru döşenebiliyor. Burada Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne elektrik hattı beslemesi çekilecek. 4 tane 225'lik boru çekilecek aynı delikten. Ve buradan organize sanayinin besleme hattı devam edecek. Arkamızda görmüş olduğunuz otoyolu
yerin altını delerek, otobanı delerek buradan bu boruların geçeceği çapta bir delik açacağız, oluşturacağız, tünel oluşturacağız. Bu tünelden karşıya koymuş olduğumuz bu boruları çekeceğiz ve buraya bağlayacağız. Burada işlemimiz son bulmakta. İleri teknoloji makina ve ekipmanları bünyesinde bulundurup kazısız teknoloji alanında önemli altyapı projelerinde rol alan Göker Yönlendirilebilir Yatay Sondaj'ın kurucu ortağı Orhan Ertaş, hizmet anlayışlarından taviz vermeden yollarına devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini noktalıyor. Yatırımlarımız devam etmekte, devam edecektir de. Şu an model yılı olarak Türkiye'deki en büyük makineye sahibiz. Bunu daha da büyütmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Bu aşama aşama devam edecektir. Orijinal ekipman kullanıyoruz. Ekibimiz tamamen profesyonel ekiplerden oluşmaktadır. Yaptığımız işlerde zaten referansımız olmakta. Bu aşamadan sonra zaten yapmamız gereken pek bir şey kalmıyor. Firmalar bizi tercih ediyor zaten.